Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Küresel ölçekteki vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefleyen sözleşme çerçevesinde Türkiye 136 ülkenin taraf olduğu vergi konusunda karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi kapsamında otomatik finansal hesap bilgileri paylaşımına başlıyor. Söz konusu uygulama Almanya başta olmak üzere Avrupa'da da yakından izleniyor. 2 milyon 800 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türkiye kökenliyle ikameti Avrupa'da olup da Türkiye'de finansal hesapları bulunan kişi ve kurumlar için bu sözleşme büyük önem taşıyor. Yeminli Mali Müşavir Ersin Asuta'ya konunun detaylarını sorduk. Yeminli Mali Müşavir Ersin Asuta ile birlikte bu hafta yine farklı konuları konuşacağız. Özellikle birçok vatandaşın merak ettiği bir konu efendim. İngiltere ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşma ile birlikte bilgi alışverişinin başladığı bir dönemdeyiz. Eylül'den itibaren herhalde başladı bu dönem. Özellikle ilk sorum şu olacak. Bu anlaşma ile birlikte birçok vatandaş şunu merak ediyor. Türkiye'de var olan mal varlığı ya da gelirlerinin İngiltere'de ne şekilde bildirilmesi gerekiyor ya da İngiltere hangi haklarla bu bilgilere ulaşabiliyor? Bununla başlayalım efendim. Aslında büyük bir değişiklik oldu. Önceden de gelir beyanı yapmak gerekiyordu ama şu an değişen şey İngiltere'nin istediği zaman Türkiye'den ya da Türkiye'deki kurumlardan istediği bilgiyi alabilmesi. Bu daha önce imzalanmış ama Eylül'de yürürlüğe giren bir anlaşma. Artık İngiliz hükümeti rahatça Türkiye'deki herhangi bir kuruma, tapu dairesine, bankaya ya da başka yerlere bilgi sorabilir ve kişinin gelirlerini, mal varlığını öğrenebilir. Burada yaşıyorsa kişi, burada gelirini beyan etmiş mi etmemiş mi onu öğrenebilir. Aynı şekilde Türkiye'de dilerse İngiltere hükümetine herhangi bir insan hakkında kendi ülkesinde yaşayan, geliri var mı yok mu, onu beyan etmiş mi, Türkiye'de etmemiş mi onu öğrenebilir. Böyle bir karşılıklı bilgi alışverişi yapabilirler. Bunun anlamı nedir? İngiltere'de yaşayan birçok Türk'ün aynı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor İngiltere'de. Eğer İngiltere'de yaşıyorsa en az bir yıl 6 aydan daha fazla süre yaşamışsa resident sayılıyor. Resident olduğu için de aslında tüm dünyada gelirini beyan etmesi gerekiyor. Yani bu aslında çok korkutucu bir şey değil. Eskiden de vardı ama bazı insanlar tereddüt ediyordu beyan etsem mi etmesem mi diye. Benim tavsiyem beyan edin. Tabii ki bununla birlikte 31 Ocak 2021 tarihinde son gün aslında vergi beyanlanmasının bir yılın daha geride kaldığı bir dönem. Şimdi bazı vatandaşlarda da şöyle bir şey, sadece Türkiye ile de alakalı değil, özellikle bu ülkede de yaşayıp çalışanlar, başka geliri olan kişilerin de hangi gelirlerin vergi beyannamesinde belirtilmesi gerektiğine dair bazı sorular da alıyoruz. İsterseniz bundan da bazı örnekler verelim. Hangi gelirlerin gelir vergisine tabi olduğuna dair? Genel olarak aslında tüm gelirler gelir vergisine tabi. Sadece bazı sosyal yardımlar gelir vergisine tabi değil. Örneğin kira geliriniz olabilir. İşletmeniz vardır, maaş alıyorsunuzdur veya kendi adınıza çalışıyorsunuzdur self-employed olarak veya kar payı alıyorsunuzdur. Bütün bu gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor şahsi olarak. Şahsi gelirlerin hepsi 31 Ocak'a kadar beyan edilmesi gerekir ve en geç de 31 Ocak'a kadar vergisi ödenmesi gerekir. Bu gelirlerin içerisinde tabii ki dünyanın başka ülkelerinde de geliriniz varsa aynı vergi beyanında beyan etmeniz gerekiyor. İşte bu Türkiye'deki bir geliriniz olabilir, kirada eviniz vardır, beyan etmeniz gerekir veya mal mülk satmışsınızdır, onun veraset vergisi vardır veya işte kazanç vergisi vardır. Aynı şekilde İngiltere içerisinde de mal mülk sattıysanız onun kazanç vergisini vermeniz gerekir veya miras kaldıysa veraset vergisi vermeniz gerekir veya kira geliriniz varsa, eviniz varsa daha önce hiç beyan etmediyseniz onun beyanını yapmanızı tavsiye ederim. Bazen masraflar daha çok olduğu için gelirden, İşte morgeç ödüyordur, faiz ödüyordur veya başka şeyler ödüyordur veya tamir edilmiştir. Yani beyan etmek aslında vergi ödeyeceğiniz anlamına gelmez. Eğer kar etmişseniz vergi ödersiniz.
Dolayısıyla mutlaka bir muhasebeciyle konuşun, tavsiye alın, gerekeni yapsın sizin için diye öneririm. Evet, uzman bir isimden muhakkak bilgi almak gerekiyor. Çünkü bazen insanların kafasında korku uyandırıyor ama aslında korktukları gibi olmama ihtimali de yüksek. Çünkü giderlerin çok fazla yüksek olduğunda o gelirin belki de vergisinin olmayacağını söylüyorsunuz değil mi? Evet, mesela geliriniz var ama korkuyorsunuz belki çok vergi öderim diye. Ama bence uzman bir muhasebeciden destek alırsanız hem bazı indirimler var faydalanabileceğiniz, bunları uygulamaya koyabilir. Hem de giderlerinizi neler gider gösterebilirsiniz, neler yapabilirsiniz, nasıl vergiyi azaltabilirsiniz ya da hiç vergi çıkmayabilir. Bu konularda size destek olur ve belki de korktuğunuz gibi olmaz. Eğer gelirleriniz varsa ve endişeleniyorsanız bence gelir vergisi planlaması yapılması gerekiyor. Bunu da bizim gibi uzman muhasebeciler yapabilir. Sizle konuşur, gereken bilgileri alır ve aslında hem bu yıl hem de gelecek yıl ne gibi vergiler ödemeniz gerekir ve bunları nasıl azaltabilirizin planını yapar.